Merhabalar, Markus Sertifika Programı dahilinde Ozan Özüm Özbey ile beraberiz. Ozan Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sizi tanıyalım ilk önce. Tamam, ben Ozan Özüm Özbey, Alameti Farika'nın kreatif direktörüyüm. Reklamcıyım, böyle. Peki, Markus Sertifika Programı'na nasıl dahil oldunuz? Program hakkındaki görüşlerinizi alabilirim. Ender Merter abimiz sayesinde dahil oldum. Ondan böyle bir telefon geldi. Yani bu sertifika programları bence iyi yapıldığı zaman çok verimli oluyor. Hani bunda da birinci kriter, hani onu söyledim içeride de. Böyle bir, hani konuşmalar yapılıyor, birilerini dinliyoruz sürekli. İşte ben de dinliyorum, ediyorum. Hani böyle ufacıcık bir bilgi pıtırcığı ya da işte kafada aa evet ya bu böyleymiş dedirttiğiniz zaman hani o program, o konuşma başarılı oluyor. Hani bugün de katılımcılara böyle bir şey verdiysek çok mutluyuz yani. Peki programda hangi konulardan bahsettiniz? Benim konum pazarlamada kişiselleştirmeydi. Böyle bir konu başlığı olarak daha çok böyle bir dijital ya da medya operasyonu gibi duran bir konu. Ama ben bir reklamcı gözünden olaya nasıl baktığımızı anlattım. Yani özetle herkesin konuştuğu big data, data, veri konusu var herkesin gündeminde ama birazcık bu verinin nasıl kullanacağı, bu verinin nasıl tüketicinin dikkatini çekeceği bir içeriğe dönüşeceği konusunda görüşlerimi aktarmaya çalıştım. Öyle. Peki pazarlama dünyasında kişiselleştirmenin önemi nedir? Önemli bir konu bu. Hani reklam dünyasına ve pazarlama dünyasına işte bu biraz önce bahsettiğim datanın kullanımı adlı şey çok tartışılıyor. Yani özetle konu şu, bizim eskiden hedef kitle diye tanımladığımız insanlar hakkında artık kişiye inecek kadar çok bilgi var elimizde. Yani biz bu insanları, tüketicimizi artık daha iyi tanıyoruz. Ama burada şu devreye giriyor, bu insanların da hayatında artık eskisinden olduğundan çok daha fazla reklam, video ve içerik var. Artık içerikleri çok hızlı tüketiyoruz. Hani eskiden markalarının rakipleri markalardı. Şimdi markaların rakipleri işte bizim en yakın arkadaşımız, takip ettiğimiz şarkıcı, takip ettiğimiz futbol takımı, işte Instagram ünlüsü, YouTube ünlüsü. Şimdi bunların arasından bizim sıyrılmamız gerekiyor. İşte onu söyledim. 1.2 saniye artık insanların bir videoyu geçme hızı yani. Biz 1.2 saniyede bir şeyi izleyeceğiz mi, izlemeyeceğiz mi karar veriyoruz. Bu 1.2 saniyede bize o tanımlanan kitleyi, persona deniyor artık ona, hedef kitle falan denmiyor. O kişiyi nasıl yakalayacağımız çok önemli. Orada da hani bizim reklamcıların ve içerik üreticilerinin işi çok daha zor, aynı zamanda kolay. Çok teşekkür ediyoruz sohbetiniz için. Teşekkürler.